C Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar, uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın menzilini uzatacağız, 561 kilometre dediği Tayfun balistik füzesinin test atışından sonra bir anda dünya gündemine oturan Türkiye'nin füze teknolojisi değerlendirdi, savunma sanayinde üretime ağırlık veren Türkiye, füze teknolojisinde de çıtayı yükseltiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzilini uzatacağız dediği Tayfun ile yapım aşamasında olan Cenk ve Gezgin füzeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Savunma politikası analisti Turan Oğuz Tayfun füzesinin menzilinin 1000 kilometreye yakın olduğunu düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi. Tayfun ile sadece Yunanistan'ı değil İsrail'i, Mısır'ı, Balkan ülkelerini, Kafkasya ülkelerini dahi vurabiliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bu menzillerin daha da uzayacağı kesin, geliştirilerek 3000 kilometrelere kadar çıkarılacaktır. İran'ın 2500 kilometre menzilli füzeleri var ama hassas değil. Türkiye, bu füzeleri 5 metrelik vuruş hassasiyetiyle yapabiliyor. 500 kilogram patlayıcı içeren bir harp başlığını hassasiyetle hedefe göndermek, hasım ülke için menzilden daha çok rahatsız edici bir şeydir. Gezgin ise diğerlerinde farklı olarak bir seyir füzesi. Denizden 3 metre yukarıda gidebilir. Bu da teşhis edilmesini çok zorlaştırır. Menzilinin ise 1000 ila 1500 kilometre olması bekleniyor. Hava Kuvvetleri eski istihbarat başkanı Gürsel Tokmakoğlu da diğer füze türevlerinin de devreye alınabileceğine dikkat çekerek, Türkiye güvenlik bölgesini inşa etmek istiyor ise böyle caydırıcı silahlarla ortaya çıkmalıdır. Bu tarz füzeler tartışma oluşturur ama bunlar bir taarruz silahı değil caydırıcılığı ve barışı temin edici bir yöntemdir dedi. Yunan medyasında yer alan Tayfun'dan sonra ne? Türkiye'nin kendi hipersonik silahlarına sahip olmasını nasıl isteriz? Başlıklı analizde, Türkiye'nin Tayfun'la sadece bir başlangıç yaptığı, süpersonik füzeler için TÜBİTAK SAGE'de ses altı, ses üstü ve çoklu ses hız aralıklarında test yapabilecek bir trisonik rüzgar tüneli veya TSTT inşa edileceği ifade edildi. Seyir füzelerinin hem çok alçaktan uçtukları, hem de öngörülemeyen manevralar yapabildikleri için tespit ve takip edilmeleri son derece zordur. Özellikle sesüstü hızlarda uçan seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleri için büyük tehdit oluşturur, balistik füzeler hedeflerini aerodinamik etkiler altında, eğik atış prensibiyle fırlatmadan itibaren belli bir aşamaya kadar kazandıkları enerjiyi, uçuşlarının geri kalanında kullanarak ulaşır. Balistik füzeler atmosferik etkiler altında olduğundan, belli bir süre takip edilmeleri halinde uçuş rotaları hesaplanabilmektedir. Balistik füzelerin radarlarla tespit edildikten sonra düşeceği noktayı tespit etmek daha kolaydır. Süratlerinin yüksekliği, hava savunma erken ihbar sistemlerine tespit, teşhis ve takip için gerekli zaman bırakmadıkları için hipersonik hızlarda uçan seyir füzelerinin tehdit katsayısı çok daha yüksektir. Hipersonik füzeler HSS tepki gösterene kadar hedefine varabildiği için, bu silaha sahip olan taraf sürpriz etkisi avantajını elinde tutar.